arkadaşlar, bugün Paşa Suyu diye bir yer var. Biliyorsunuzdur belki. Şimdi oraya geldik. Şurada su akıyor, sesini duyuyorum. Çok güzel bir yer. Şimdi aşağıda bir göl var. Yani göl, böyle göl gibi bir alan zaten de göl. Şimdi onun yanına gideceğiz. Oraya çadırımızı kuracağız ve kamp yapacağız. Ben de etrafı göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar bakın, burada çok fazla canlı çeşitliliği var. Her tarafında böcek görüyorum. Nereye bakarsam böcek var. Bence buraya böcekleri sevmeyenler gelmiş. Burada her çeşit böcek görmek mümkün. Bir de buradaki dikenlere de dikkat etmek lazım. Bazı dikenler çok keskinken bazıları da sadece yaprakları keskindi. Şimdi şuradan bir şey yapacağız. Şurada şimdi bir şey var. Köprü gibi bir yer var. Oradan geçmemiz lazım. Bakın ışıkçık başlıyor orada. Yavaşça, burada dikkat etmek gerek çünkü her yer sarı kayalarla dolu. Eğer buradan bir düşersek çok fena olur. Bakın arkadaşlar, çok ilginç bir sinek var. Böyle uçuyor şu an. Çok ilginç bence. Böyle. Ha, burada çok dikkatli olmak lazım. Bir şekilde. Buradan aşağı düşersek eğer olacak şey ölüm. O yüzden buraya yüksekli korkusu olanlar var. Yani şimdi çukurlar var, çukurlu yollar var. Onlara da dikkat etmek gerekir. Şimdi şuradan en basit yolları tercih edip şu şekilde. Bakın arkadaşlar, çukurlar falan. Çok canlı çeşitliliği var dediğim gibi. Buralarda şimdi görülebilecek hayvanlar, yaban domuzu, tilki, porsuk, bunun gibi hayvanlar burada çok olur. Bakın, şimdi tuzak var. Tuzağa çok çok dikkat, çünkü buradan aşağı düşersek eğer çok kötü bir son olur. Bakın şurada. O yüzden, bak, bir yerlerden bir şey çıkacak mı diye. Şimdi arkadaşlar, bu Paşa Suyu eskiden tarihi bir yermiş. Burada su kemerleri falan var. Bu da su kemerlerinden kalma bir parça. Zaten el yapımı olduğu her halinden belli. Dikkatlice. Bakın şu bitki nemi çok seven bir bitki. Adını şimdi unuttum, neydi ya? Hadi görelim mi? Kurdele çiçeği var. Kurdele çiçeği de nemi çok seviyor. Burada yosunlar var. Yosunlar bazen çok hayvan oluyor burada. O yüzden arkadaşlar, burada çok uçurum. Eğer buradan aşağı düşerseniz yani direkten ölürsünüz. Başka hiçbir şey olmaz. Kurtulma şansınız nasıl? Yani burada çok uçurum var. Çok katlı olmak lazım buradan geçerken. Bakın gömülmüş salyangozumsu bir şey. Artık kaç yıl öncesinden ya da kaç yıl öncesinden ama bilmiyorum. Burada da uçurum var. Çok fazla uçurum var burada. Bu diken. Şu şekilde. Bu bitki çok pis kokuyor. Neyse. Şu şekilde. Evet. Burada çok dikkatli olacağız. Buradan düşmememiz lazım. Hop. Bakın burada çok dikkatli olmamız lazım. Eğer böceklerden dolayı küçük bir panik yaparsak eğer çok kötü olur. Burada dikkat. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz zamanındaki su kemeri. Aslında buradan geçmek o kadar da güvenilir değil. Burası tehlikeli olabilir. Çok eskiden kalma olduğu için her an çökebilir. O yüzden ben buradan biraz dikkatli bir şekilde geçiyorum. Bakın şu taş sallanıyor. Ve buradan nasıl geçeceğiz? Şimdi şuradan şuraya atlayacağız. Evet.
aşağı ölürsün ya. Ölmek isteyen buradan kalsın. Yine bir tuzak. Bakın arkadaşlar, örümcek ağı. Bozulmuş zaten ama bu tekerlek örümcek ağı en çok rastlanan örümcek ağlarından. En çok bu ağdan rastlamanız aynı meselesi. Eğer ormanda dolaşıyorsanız görürsünüz. Muhtemelen. Çok güzel bir yer. Bir kendinizi tavsiye ederim. Bir kez daha. Zaten bütün yerlerinizi tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar, şu an benim burada çok derin bir su var. Aslında zamanında burada su birikiyormuş ve bu sudan zamanında buradan su taşınıyormuş. Bakın şurada bir delik var. Burası gördüğümüz kadarıyla değil. Bu çok aşağı kadar uzanıyor. Bakın şurada kocaman bir delik var. Yani buradan aşağı atlarsanız dibini göremezsiniz ve çok korkarsınız. Ya da korkudan ölürsünüz. Artık orasını ben bilmiyorum. Buradan şu temelde kullanıyorlarmış. Şimdi burada çok dikkatli olmak lazım. Şimdi eğer ormandaysanız kirlenecek bir kıyafetiniz giyin, yoksa eğer sevdiğiniz bir kıyafetinizi giyerseniz sevdiğiniz kıyafet dediğim gibi çok kirlenirse üzülmeyin. Kirlenecek bir kıyafet giyin ormana giderken. Şimdi burada yavaş yürümek lazım. Burada önemli olan hız değil. Şu arkadaşlar, biz buraya kaç yıl öncesinden geliyorduk, videosu var mı bilmiyorum. Buradan ben böyle sallanıyorum. Çok mu bağırdım ben? Şöyle. Şimdi burada ayakta gitmeyin. Böyle yavaş yavaş gidin ki kaymayın. Kayarsanız da topu üstüne düşün. Kayıyorum ben. Ayakkabım inşallah mahvolmamıştır. Her neyse. Elim kirlendi. Elimin kirlenmesini severim. Burada ne var acaba? Buradan bir yere çıkıyorduk. Şu bitkiye dikkat edin. Ah, kapıma bastı. Kaç yıldır kullanılıyor acaba? Kaç yıl önce burada birileri yaşamış, merak ediyorum. Ne tarafa? Bu tarafa değil mi? Arkadaşlar şurada çok başka insanlar mı koydu? Şelaleyi göstereyim. Şöyle aşağıdan su boşalıyor. Burada biraz maymunluk yapmak lazım. Koyunuzu
olsa buradan geçmek birazcık daha kolay olabilir belki. Bu bataklık mı? Arkadaşlar bataklıklara dikkat etmek lazım. Burada kısmet var. Bakın arkadaşlar doğal yemek masası. Bakın %100 doğal yemek masası. Bu ne şimdi? Buraya bir sandalye koyarsınız, oturursunuz, yemeğinizi yersiniz doğanın içinde. Arkadaşlar burada bir örümcek ağı var dediğim gibi. Tekerlek örümcek ağı şu şekilde, bakın şurada. Şöyle. Bakın elime bir takayım. Bakın elim takıldı. Örümcek ağının temel amacı o zaten. Bozuldu. Arkadaşlar şuradan eskiden öncelerden bakın şuradaki hep büyümüş böyle. Deniz çadırı kuracağım ve bataklıksız bir yer bulalım. Burada nasıl ineceğiz acaba? Acaba buradan nasıl ineceğiz? Arkadaşlar buradan dikkatli dikkatli inmek lazım. Buradaki taraflar özenle yerlerine kalınmış. Tam bunda. Ah. Şimdi biz şuradan çadırı kuracak yer. Bakın gör. Ben eskiden bu göle girmek çok istiyordum. Hala istiyorum ama benim korktuğum tek şey var. O da yosunlar. Şimdi ben denizde yüzerken kural aklımda deniz çayırı görmekten çok korkuyorum. Deniz çayırı sanki beni içine çekecekmiş gibi duruyor ve çok korkuyorum. Ayaklarım da yosuna değerse artık çok korkunç oluyor. Şimdi burası çok güzel. Ben keşke gidiyorum buraya. Tamam. Terlik var mı? Ya. Çıkar da ayakkabını. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Bayıldım. Şimdi ben istiyorum ki ayakkabılarımı çıkartıp şurada bir yürüsen. Yanımda terlik var mı? Yok sen çıkar onu ya. Çorabı da çıkar. Ben ayakkabımı çıkartmadım. Çorabımı da çıkartacağım. İnşallah soğuk değildir. Soğuksa yapacak bir şey yok. Ayağım çok sıkıştı. Çok sıkıştı.
şimdi bak. Şu kısmında göz var. Şu kısmı göz bak. Görüyor musun göz? Şu kısmı uzun ortama bulunan şeyden. Hani şey ne denir? Nilüfer çiçeklerinden uzanıp üstündeki nilüfer çiçeğinin polenlerine yok. Bu da yüzgeci şöyle şöyle yapıp gidiyor. Bu da kupa işte bir şekilde denizde yüzüyor. Bunların hepsi de çiftleşmek için hepsi bir araya toplanmış. Bunlar neden yaprak şeklinde biliyor musun? Neden biliyor musun bu balıklar yaprak şeklinde oluyor? Çünkü öbür canlılar onları suyun üstünde süzülen bir yaprak sanıyor ve yemiyor. Evet arkadaşlar, biz şimdi buraya geldik. Ben azıcık suya girdim falan. Biz çadırımız normalde şu derenin kenarına kuracağız. Ama orası çok bataklık olmuş. O yüzden biz tam şuraya bir çadırımızı kuracağız. Sonra da maceramıza devam edeceğiz. Yurtar. Yurtamaz. Ben çadıra giriyorum. Bay bay. Görüşürüz. Ben artık biz burada kalk gitti. Şimdi burada çok güzel eğlendik. Şuraya da girdik. Şimdi çadırımızı topladık. Artık geliş yolumuzda. Çok ayıp. Çok ayıp.